Merhabalar arkadaşlar. 2023 Uluslararası Matematik Olimpiyat sorularının ikinci gün problemlerine bakıyoruz. Soru 4, 5 ve 6. Önceki videoda da bahsetmiştim. Bu sınavları kendime geçtiğimiz cumartesi ve pazar günleri uygulamıştım. Bu sınav tabii 9 Temmuz 2023'te uygulanmış. Ben çözümlerden etkilenmemek adına internette herhangi bir şekilde bu geçtiğimiz aylar boyunca herhangi bir şekilde bunlara bakmamaya, araştırmamaya özen gösterdim ki bu şekilde objektif bir sınav olabilsin. Çünkü ufak bir ipucu bile sorunun çözümünü çok daha hızlı bir şekilde çözmemize sebep olabilir. Onlardan etkilenmemek gerekiyor. Her şeyi masa başında kalem kağıtla 4,5 saat süre ayırarak halletmemiz gerekiyor. Bunlardan birinci videoda da bahsetmiştik. Şimdi ikinci gün neler yaşadım? Bunları sizlere paylaşmak istiyorum. Hatırlatmak gerekirse ilk gün 3 soruda 11 puan toplamıştım. Her soru 7 puan değerinde. Dolayısıyla burada soru veya sorular çözmem gerekiyor. Madalya için 15, 16, 17 veya sınavına göre daha yüksek puanlar gerekebiliyor bronz madalya için. İşte buna göre tabii ki daha fazla alırsanız gümüş ya da altın madalya da kazanılabiliyor tabii ki. Peki. Şimdi soru 4'te bir analizce bir problemi görüyoruz. Burada soruların detaylarına, çözümlerine girmiyoruz yine. Ancak yaptığım çalışmaların müsveddelerini sizlere sunmuş olacağım. Tam yaptığım soruların çözümleriyle ilgili yine daha sonraki zamanlarda videolar hazırlayabiliriz. O soruya özel olarak video hazırlayıp çözümün detaylarını paylaşabilirim. Öyle bir şey de mümkün. Evet, burada A2023 büyük eşit 3034 olduğunu gösterin şeklinde hem pozitif gerçel sayılarla hem tam sayılarla alakalı biraz böyle eşitsizlik, biraz sayı teorisi gibi duran bir problem var ama analizce bir türünde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu soruda nasıl bir mücadele verdim, ne kadar süre harcadım, bunlardan bahsedelim. Dördüncü problemde AN dizisinde küçük terimler için A1, A2, A3 gibi A4 gibi terimler için hangi değerleri alabiliyor? En küçük, en az kaç olabiliyor? Bunları hesaplama üzerine ve böylece bir fikir üretebilir miyim? Bunun üzerine yoğunlaştım. Tabii ifadenin kendisi biraz ortalama eşitsizliği vesaire de içeriyor gibiydi. Ondan da bir parça faydalanmış olduk. Velhasıl genel anlamda temel yöntemlerle ikinci derece denklem çözümü, diskriminant vesaire gibi şeyler kullanarak soruda ilerleme sağlamaya başladım. Ve devam ettim tabii ki. Bunu buradan tam çözüm çıkarabilmek, tam puan alabilmek önemli. İlerlemeye devam ettim. İkinci sayfaya dolayısıyla geçiyorum. İkinci sayfadaki kısmımızı gösterelim. Elde ettiğim bulguları vesaire bunları yazdım. Burada yanlış bir ifade bulmuştum. Daha sonradan bunu da toparladım, düzelttim. Arada yanlışlarımız vesaireler olabiliyor. İstediğimiz elde edemiyoruz. Hatamızı bulup geri dönüyoruz. En son 3034 ile alakalı olan eşitsizliği şurada kenarda görüyorsunuz. Buna ulaşarak çözümü tamamlamış oldum. Ve buradan tam çözüm olduğu için tam 7 puan alarak bu soruyu halletmiş olduk. Buna 1,5 saat ile 2 saat arası kadar bir vakit ayırdım. Toplam 4,5 saat süremiz vardı bu şekilde düşünelim. 2 saatin gittiğini düşünürsek burada artık elimde 2,5 saatlik bir vaktim var. Ama 11 artı 7, 18 puan olduğu için en azından bir madalya alacak kadar puan olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan kafam daha rahat olarak 5. soruya geçiyorum. 5. soruya geldiğim zaman bir sonlu matematik problemi görüyoruz. Burada K sayısının alabileceği en büyükleri neticesinden belirleyiniz diye tamamlanmış olan bir ifade var. Sorunun yine detaylarına ve çözümün detaylarına girmeyeceğiz. Sonlu matematik sorusu olduğu için bu da az yapılan sorulardan birisi olduğunu söyleyebilirim. Ama önümde vaktim var. Ve problem 6 en zorlu soru oluyor. Genellikle bu şekilde yerleştirilir. Soru 6 en sıkı sorusudur Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nın. Altıncı soruya baktığımda geometri sorusu. Evet, geometride kendime güveniyorum demiştim ama altıncı soru için o kadar da güvenmiyorum. Dolayısıyla önümdeki 2,5 saat kadar süreyi iyi bir şekilde paylaştırmam lazım, ayarlamam lazım.
Burada bir doğru bir karar vermem gerekiyor. Evet, kuvvetli yönümüz geometride dedik ama birinci gün biliyorsunuz geometriyi kaçırmıştım. Tam puan alamamıştım oradan. Burada daha zorlu bir geometri sorusu olduğunu tahmin ediyorum. O yüzden 5. soruya girişip buradan 1 puan, 2 puan kaç olursa çözebilirsem tam 7 puan tabii almayı isterim yaparak devam etmeye, yoluma bakmaya çalışacağım. Bakalım bununla ilgili müsveddelerimizde, çalışmalarımızda neler yapmışız bunu beraber görelim. Evet, soru 5'te sakin bir şekilde n'e 1, 2, 3, 4, 5, 6 hatta 7 gibi değerler vererek küçük durumlarda üçgenlerimi oluşturup problemde Japon üçgeni diye bir şeyden bahsediliyor. Bunları oluşturup buna göre AN dizimi veya K değerlerimi diyelim üretmeye çalıştım hatasız biçimde. Ve bir dizi oluşturmaya çalıştım ki bu dizinin kuralının N türünden elde edilmesi isteniyordu. K değerinin N türünden elde edilmesi isteniyor. Ve bir tahminde bulundum. Böyle bir şey olabileceğiyle ilgili bir fikir oluşmuş oldu. Bu noktadan sonra tabii bunları belki yapınca burası 1 puan vesaire edebilir. Şu tür şeyler de yazdığımız için. AN artı 1 ya AN'dir ya da AN'in bir fazlasıdır gibi şeyler de yazdığımız için. 1 puan edebilir. Belki 2 puan verilir. Bilmiyorum. Ama durmadım. Devam ediyorum burada. Çünkü vaktim var. Halen bazı fikirlerim var aklımda. Biraz soruyu zorlayıp dizinin genel terimiyle ilgili bir şeyler elde etmem gerekiyor. Ve bazı şeyler yazarak bu türlü bir dizi için genel terim oluşturmayı denedim. Evet, böyle bir kural elde ettim. Biraz da tabii sorunun içinde dolayısıyla analiz cebir de karışmış oluyor. Kombinatorik karışık bir analiz cebir sorusu olmuş oluyor. İlginçti. Ve tamamlamam gereken bazı ispat adımları vardı. Onları da tamamladım. Buralarda ya tamamladığımı umuyorum diyelim. Ve soruyu tam olarak çözdüğümü düşünerek burada kendi haneme 7 puan daha yazdım. Ve dolayısıyla ikinci güne çok iyi bir şekilde başlamış oldum. İki tam soru çözdüm ve bunlardan biri de sonlu matematikte 5 numaralı problemde. Burada yaklaşık 1,5 saat kadar daha vakit harcamış oldum. 2 saatim gitmişti, 1,5 daha harcadım. Son soru için, geometri sorusu için elimde 1 saat vaktim var. 1 saat içinde soruyu anlamak için bir şeyler tabii ki üretebilirim geometri problemine. Çözüm yolunda bir şeyler yazılıp çizilebilir veya takılabiliriz. Ama şu anda durumum iyi diye düşünüyorum. Puan hesaplaması yapmam gerekirse 3 tam sorudan 21 puan aldım. Ve geometri probleminden, birinci günkü geometri probleminden 3 puan ve analiz cebir 3 numaralı sorudan da 1 puan geldiği için 21, 3, 24, bir daha 25 puan şu anda evet cebimde var diye düşünüyorum. Bu da artık rahat bir şekilde madalya edecektir. Hatta şu anda gümüş madalyayı da kazandıracak bir puana erişmiş olabilirim. Gümüş madalya gelmesi çok olasıdır 25 puanlı arkadaşlar. Tabii ki elimde 1 saat vaktim var. Dolayısıyla 6. sorudan da 1-2 puan veya mümkünse tabii ki tam puan almayı isterim. Ama gerçekçi olmak gerekirse ilk gün geometriyi kaçırdığım için, tam puan alamadığım için daha zorlu bir geometride daha kısa bir süre içerisinde. Çünkü ilk gün 3 saat ve 3,5 saat kadar hatta vakit harcadım demiştim. Şimdi 1 saatte daha zorlu bir sorunun içinden çıkabilir miyim? Evet, ondan çok emin değilim. Dolayısıyla o biraz cesaret kırıcı oluyor benim için. Ama burada da neler yaptığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, problem 6'nın çizimini yaptım. Pergel ve cetvel kullanabiliyoruz. Burada düz çizgileri çizdim ben ama çemberler çizmem gerektiği zaman burada pergel kullanmadım. Elimle artık yapmış oldum. Belki şekli biraz daha iyi çizebilirdik. Çok daha zorlu bir şekil çünkü birbirine çok daha yakın şeyler var. Çizgiler var. Aradaki açıların küçük olduğu. Bu bazı şeylerin tabii ki görülmesini vesaire zorlaştırıyor. Yine de elde ettiğim bulguları yazdım. Böyle bir problemde daha büyük bir şekil çizebilirsiniz sayfanız için. Yani bir sayfaya bir şekli çizin hatta. Çözümünüz ayrı bir yerde olur. Şekle bakıp bulgularınızı ikinci bir kağıda yazarsınız bu şekilde. Hatta bu sınavın kuralı da olabilir yani böyle bir şey de olabilir. Çizim ayrı bir kağıtta, o çizimle ilgili açıklamalarınız, bulgularınız ayrı bir kağıtta bu şekilde olabilir. Yani bazı imtihanlarda, olimpiyatlarda bu türlü kurallar olduğunu biliyorum. Yanılmıyorsam Amerika Birleşik Devletleri Matematik Olimpiyatlarında
Mesela böyle bir şey var. Şekil ayrı yerde, çözümü ayrı diğer bir kağıtta olması gerekiyor. Aynı yere yazmayın diye bu belirtiliyor. İMO'da da böyle bir kural var mı Uluslararası Matematik Olimpiyatında? Emin değilim. Olabilir yani böyle bir şey. Velhasıl geniş bir şekil çizmeniz gerekiyor. Benimki biraz geniş olsa da tam olarak geniş değil. Daha büyük, rahat rahat çizebilirdik. Elde ettiğim bazı bulguları, kirişler dörtgeni olduğunu göstermeliyiz diye problemi ispat edecek ifadeyi böyle yazmış oldum. Yani bunu yaparsak problem çözülmüş olur gibi. Ondan sonra bazı noktaların bazı özelliklerini, haş diklik merkezleri vesaire bulduğum bulguları yazarak, açı eşitliklerini vesaire yazarak ilerledim. İşte haş noktası burada A1, B1, C1 üçgen için Fermat Torricelli noktası oluyor. Bir işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Problemin çözümünde, ilerlemesinde bana faydası olacak mı bilmiyorum. Problemde verilen bir açı eşitliği vardı toplamlarla ilgili 480. Bunu kullanmadan problem ilerlemeyecektir. Onu kullanarak bir altıgende başka 3 açının toplamının 240 olduğunu vesaire elde ettim. Bunları yazdım. Bu türlü bir bulguları yazarak vaktimi tamamlamış oldum. Biraz da erken bitirmiş oldum artık. Daha fazla burada mücadele etmek istemedim sınavla. Ama genel anlamda baktığımız zaman yani 9 saatin hemen hemen hepsine tamamlamış, kullanmış oldum diye düşünüyorum. Yani sonuna kadar aslında mücadelemizi sürdürmüş olduk. Elimizden geleni yaptık. Burada 1-2 puan çıkabilir diye tahmin ediyorum. Fakat kendime 1 puan vermeyi tercih ediyorum bu soru içinde. Dolayısıyla veya 2 puan da olabilir. Dolayısıyla 26 veya 27 puanlık bir duruma gelmiş oluyoruz. Peki bu sınavın şimdi madalyalar ile ilgili sınırları nelerdi? Hangi puanlar hangi madalyaları getiriyor? Onları da sizlere sunayım ve böylece durumumuz iyi midir? 26-27 puan aralığında bir puan almak iyi midir bu sınav için değerlendirmiş oluruz. Evet, buraya kendi toplam kazandığım puanı 26 ya da 27 gelir diye tahmin ediyorum. 27 verilebilir belki. Ama dediğim gibi kendi puanımı şişirmek de istemiyorum. Ama kendime haksızlık da yapmak istemiyorum. O yüzden burada 26-27 diye bıraktım. Altın 32 puan ve üzerinde. Zaten maksimum 42 puan alınıyordu. Altın madalya 2023 sınavında geldi. Tabii yıldan yıla değişebilir bu, bahsetmiştim daha önce de. Gümüş madalya 25 puan ve 31 puan arası gümüş madalya. 24 puanla 18 puan aralığı da bronz madalya. 18'den işte aşağı doğru sonra honorable işte vesaire yani teselli falan vesaire mükafatı gibi bir şey var. Madalyalar bu aralıklarda geliyor. Dolayısıyla evet bu bizi istediğimiz bir aralığa, gümüş madalya aralığına sokmuş oluyor. Ve dolayısıyla yaptığım sonuçtan oldukça memnunum. Peki yine de daha iyisi yapılabilir miydi? Bunları da tabii ki düşünmek lazım. Kendi adıma çıkarabileceğim dersler var. Bunlardan bahsedelim demiştim. Mesela ilk gün biraz yanlış strateji kullanmışım gibi geliyor. Oradan tabii ki geometriden 3 puan çıkarmak önemliydi ama çok fazla vakit harcadım orada. O 3 puanı çok daha önceden de çıkarabiliyordum esasında. Fazla zorladım soruyu. Artık fikir yoksa diğer probleme geçip analiz cebirden belki uğraşsak ona kendi vaktini versek 1,5 saat vaktini harcasak analiz cebir için belki problem çözülebilirdi. Bu da dolayısıyla madalyanın rengini altına doğru götürebilirdi yani. Böyle bir şey de mümkündü. Dolayısıyla ilk gün ters bir soru gelirse onunla artık çok fazla mücadele etmeyip toplayabildiğimiz kadar puanı toplayıp diğer sorulardan da puanlar çıkarmaya bakmamız gerekiyor. Bu gözüküyor. İlk soruyu çözmek zaten önemli demiştik. En kolay problem aralarındaki problem birdir. Onu da çözemezsek ciddi sıkıntı olurdu. İkinci gün benim için iyi başlamış oldu. Sonlu matematikten oradan tam puan çıkarmak benim için değerliydi. O da benim için bir şans olmuş oldu. Bazen bu türlü şeyler olur. Kuvvetli olduğunuz yerden ters bir soru gelir. Oradan çok istediğiniz olmaz. Ama daha zor yapılan bir alandan bir soruyu tam çıkarabilirsiniz. Bu da işin rengini değiştirebiliyor böyle. Bunlar da mümkündür. Bunları görmüş olduk. Mesela ben kendim öğrenci olsam kendime vereceğim tavsiyeler şunlar olurdu. Olimpiyata hazırlanan bir lise öğrencisi olsam. O zaman
Geometri ile ilgili daha fazla toparlayıcı, daha hızlı ilerlememi sağlayacak problemler, IMO shortlist problemleri çözmeyi tercih ederdim. Mesela böyle bir şeyler şu anda tabii ki kendi çalışma ortamım içerisinde kendimi kampa alayım vesaire böyle bir hani durumum yok ama bir öğrenci için kamplar vesaireler var. Olimpiyat kampları zaten oluyor TÜBİTAK destekli. Oralarda kamplara gidiliyor. Sonra kamplardan döndükten sonra öğrenciler tekrarlar yapıyor vesaire. Hani böyle zorlayıcı problemler, shortlist problemleri bunları alıp belli süreler tanıyarak yani 1,5 saat ortalama süreler tanıyarak bunların üzerine gidilmesi ve sonra bunların tabii ki çözümleri de var shortlist problemlerinin. Çözümlerinden çalışılması faydalı olur. Bunlar geliştirir. Yani bu vakitleri harcamak, bu vakitleri gömmek gerekiyor arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Belki bu türlü şeylerim olsa, yani artık şu anda öyle bir imkanım yok ama çok vakit bulabileceğimi zannetmiyorum. Böyle şeyler olsa daha da tabii ki bu geliştirilebilir. Ama sizler için tabii ki daha mümkün olabilir. Genç arkadaşlarımız için bunları tavsiye edebilirim. Peki, umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki soru çözümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.